tartışma programı yöneticileri var. Yöneticiler tartışmacılardan daha kavgacı. Vallahi. Vallahi. Çünkü sen hayvansın. Çünkü sen davarsın. Çünkü sen baş edilemezsin. Agresifsin. Herkese güzel mis gibi bir cuma günü ve mütakibinde mis gibi bir akşam dilerim. Hatta onun da mütakibinde hayvanlar gibi güzel bir hafta sonu dilerim ya. Hafta sonu candır. Babanın abisi amcandır be kardeşim. Benim sloganım hep böyledir. Hafta sonu candır abi. Yan gelip yatabildiğin her an benim için cennettir. Candan, baldan, baldızdan tatlıdır be dostlarım. Şu... Çünkü sen hayvansın, sen agresifsin. Repliği de aklıma Recep İvedik'ten gelir. Öyle başlamak istedim. Recep İvedik hani rüyasında bir tane yaşlı dede görüyormuş. Aksakallı, aksaçlı falan. O önce böyle ona ulvi diye yaklaşıyormuş falan da ondan sonra adam buna paso saydırıyormuş ya. Aklıma o geldi. Çünkü sen hayvansın. Nasıl gidiyor dostlarım? Şuradan da ışık çok geliyor. Kamerayı nereye döndüreceğimi şaşırdım. Şuraya bak, yüzüm Ay Dede gibi ya. Vallahi. Ben de takılıyorum. Oh, kendi mabedimde, kendi inimdeyim. Çalışma odamdan her zaman çekimlerime devam ediyorum. Memduh Baba'yı sevenleriniz vardır içinizde eminim ya. Şunu bir yere koysak da bir rahat etsek diyeceğim ama yok abi, koyacak şey yok. Sol kola sağ kola devam. Giydim kazağımı, çektim altıma pantolonumu, pijamasız takılıyorum bugün. İzmir'den sesleniyorum. Hava İzmir'de çok güzel, bulutsuz. Yani bulut tek tük var, tepelerin üstünde görüyorum. Burası Bornova. Bornova'dan olanlar varsa bu arada görüşmek isterim. Çünkü gerçekten göründüğünün aksine aslında asosyal yaşıyorum. Fiziken kimseyle buluştuğum pek yoktur aile üyeleri dışında. Bakın, bak tam şurada tepede. Bir tane tam tepenin üstüne gelmiş abi. Ana gemi gibi böyle duran bir bulut var ya. Şimdi ben mi yanılıyorum? Gelin ya. Bak abi. Burası Bornova'nın arkasındaki dağlar. Şu tepemiz. Bakın o tepeye doğru yaklaşıyoruz. Al abi. Al. Heh, al şimdi. Bu ne kardeşim? Bak koca göğe bak. Koca göğe bak. Gel buradan bak. Arkalı önlü bak. Yandan bak. Buradan bak. Abi bir tane bulut yok. Şimdi... İnsan şüphelenmez mi kardeşim? Yani kim olsa biraz şüphelenir ya. Yani abi bakıyorsun tepenin üstünde bulut ulan gitmiş. Hayda ya, bak yemin ederim ben bunu size gösterip yerime dönene kadar şurada birkaç saniye içinde o bulut oradan ilerlemiş kardeşim. Bilmiyorum ben mi yanılıyorum ama. Bu arada bilmiyorum kozmosun gerçeklerine, görünmeyen gerçeklerine. Benim gibi inananlar varsa onlar ne demek istediğimi anlarlar. Çünkü bu uzaylılar yani bizden milyonlarca yıl ötede ilerlemiş uygarlıklar. Çoğu zaman çekimlerde var. Bulutun içinden sonradan böyle hop süzülüp çıkan gemiler, UFO'lar, hatta ana gemiler var. Yani böyle alakasız bir havada tek tük bir tane bulutu bir tepesinin üstünde görünce gerçekten aklıma bunlar gelmiyor değil. Olur olur kardeşim, olmaz olmaz. Yani olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Geçiyordum, uğradım. Aslında bana bir izin verseler, bana bir imkan verseniz ben buranın yani tazını toprağına katarım ama yani vermiyorsun be abi bir imkan bana. Bu da Kolpaçino'dan aklıma gelen Ganyotçu'nun en sevdiğim repliklerinden biridir. Abi diyorum, bana bir imkan ver, bana bir imkan ver abi. Kuzenlerim hepsi hapisten çıktı, onların kulaklarına çat 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 diye hep aklıma o gelir. Yani bana bir imkan verirse ben her yerin tozunu toprağını attırırım ama olmuyor abi. Bir yerden sonra kabak tadı veriyorsun fazla yüzünü gösterince. Bende de tripler bu yani. Herkesi öpüyorum. Boru değil bu kardeşim. Yani kesinlikle bunu hafife almayın. Aşk yolunda insanlar gidip intihar ediyor. Boğaz köprülerine dikiliyor. Kimini kurtarıyorlar, kimini ikna edemiyorlar. Beton gibi oradan çakılıyor denize. Yani aşk öyle böyle bir şey değil. Yani başınıza gelmeden de anlamazsınız, onu söyleyeyim.